Yine yok, yine yok. Başlayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, 2,5 aydır ülkenin gündemini meşgul eden baroların bölünmesi ve paralel baro yapılarının ortaya çıkarılmak suretiyle baroların siyaset üzerindeki uyarma görevlerini yaptıkları, kendilerine verilen kamu görevlerini yaptıkları ve toplumsal olaylarda toplumu rahatsız eden durumlarda mağdurdan yana taraf oldukları güçlerinin budanmasına yönelik yasa teklifi mecliste görüşülmeye devam ediliyor. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi olarak mecliste Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri ve Pazartesi sabahın ilk ışıklarına kadar komisyonda 101 arkadaşımızla bunu ifade ettik. 100 kez anlattık, olmadı. 101.yi de söyleyip bıraktık. Şimdi de Meclis Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri son derece içerikli, son derece somut kanıtlara dayalı, dünya ile karşılaştırmaları ortaya koyan ve yasa teklifinin nasıl eşsiz, benzersiz bir kötülük çabası olduğunu ortaya koyuyorlar. Karşımızda yoklama olduğunda Çin ordusu gibi içeri giren, müzakerelerde Çin yavrusu gibi dağılan bir iktidar grubu var. Sebep, gözümüzün içine bakamıyorlar. Çok net bir durum var. Çünkü aynen referandum sürecinde yaptığı gibi AK Parti'yi yöneten akıl ispatlayamayacağı ancak nasılsa elimde televizyonlar, bana yakın televizyonlar istediğimi söylüyorlar. Muhalefetin sesi duyulmuyor diye gerçek dışı beyanlar var. Bununla yüzleşme yeri genel kurul. İktidara yakın yazan, çizenler, televizyonda yayın yapanlar diyor ki, çoklu baro dünyanın pek çok ülkesinde var. Amerika'da var, Almanya'da var. Bunun gerçek dışı olduğu yüzlerine söylendiğinde salonda olmak istemeyenler dışarıdan takip ediyorlar. Gerçek şu, Almanya'da çoklu baro diye söylenenlerin hepsi avukat derneği, onlar Türkiye'de de var. Sayısız avukat derneği Türkiye'de de var ama Almanya'da baro tek. Amerika'da çoklu baro var, eyalet ismi veriyorlar, tamamı dernek, tamamı dayanışma kuruluşu ama baro tek. Dünyada bir yargı bölgesinde birden çok baronun olduğu örnek yok. Bunu söylediğimizde işte arkadaşlar kuliste, 17 kişi içeride. Ne zaman oylama yapılacak? Saray talimatı yerine getirilecek. Paralel baro uygulaması için oy kullanılacak. Çin ordusu devrede. Ne zaman gerçekler yüzlerine söylenecek? Çil yavrusu dağılıyor. Mesele bundan ibaret içerideki görüşmelerin. Ve bu görüşmelerin tek ayıplı, tek kusurlu yanı da bu değil. Bu görüşmeler yapılırken baro başkanları kuğulup arttalar. Meclisin duvarının dibinde geçen 4 gün 4 geceden sonra Kuğulu Park'a gittiler. Kuğulu Park'ta toplandılar. Etraflarına bugün sabah kendilerini de ziyaret ettim tekrar. Ve sürekli 4 milletvekilimiz katkı sağlıyorlar, gidiyorlar. Darbe uğramamaları için, itilip kakılmamaları için, mesleki ve kişisel onurları yerlerde süründürülmesin diye milletvekillerimiz oraya gidip katkı sağlıyorlar. Bugün ben de ziyaret ettim kendilerini ve gördüğüm tablo Türkiye içinde, başkent içinde utanç tablosudur. Süleyman Soylu bugüne kadar yapılmayanı yaptı. Baro başkanları kimseden izin almadan gidip istedikleri yerde oturabilirler. Oturdular, bu anayasal hakkı kullanıyorlar. Parkı sayısız polis aracını dip dibe park ettirerek, sayısız polis minibüsünü dip dibe park ettirerek, boş kalan yerleri bariyerlerle çekerek Kuğulu Park'ı sadece baro başkanlarının girebildiği ve milletvekillerinin girebildiği, kimsenin yararlanamadığı, baro başkanlarının kendileriyle dayanışma için ziyaret etmek isteyen meslektaşlarına bile ulaştırılmadığı, avukatlara gaz sıkıldığı, darp edildiği bir süreci yaşatıyor. Bu kadar büyük utanmazlık,
bu kadar kamu gücünü orantısız kullanma, bu kadar haksız bir uygulama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yok. Hadsiz Süleyman haddini tekrar aşmıştır. Verilen yetkiyi aşmıştır. Bir de bu Hadsiz Süleyman şunu yapamamıştır. Evet, ben saray rejiminin atanmış bakanı olarak baroların söyleyeceği sözü cevaplayacak sözümüz olmadığı için onları susturma, onları basında buluşturmama, meslektaşlarıyla buluşturmamak için elimde bulundurduğum yetkiyi kullandım. Bunu ben yaptım diyecek mertlik de olmadığı için bahanesi Ankara Valiliği'nin Ankara'daki COVID tespitleri. Bakın, aldığı kararın, yaptığı uygulamanın arkasında duramayıp gözün görmediği virüsün arkasına saklanan Süleyman'a söylüyoruz. Çık ve mertçe de ki bunu ben yapıyorum. Ankara Valiliği karar almış, virüs bulaşmasın diye toplanmalarına izin vermiyor. Görüntüleri gördük dün. Dün milletvekilleriyle baro başkanları, çevik kuvvetli avukatların burnu arasında 2 santim var. Bu temas mesafesini ayarlayan Süleyman'ın hadsiz kararıdır. 2 santim burun buranalar. O milletvekili buraya meclise geliyor, bütün milletvekilleriyle temas ediyor. Bu milletvekilleri danışmanlarıyla, aileleriyle Süleyman'ın aldığı karar yüzünden 2 santim mesafeye indi sosyal mesafe. Oysa ki bu karar alınmasa bu baro başkanları toplandığında nasıl duruyorlardı? Nasıl yürüyorlardı? Sosyal mesafeye uygun. Orayı daraltan hadsiz Süleyman'ın hadsiz kararıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Sayın Fahrettin Koca, bulaş riskini arttırma dediğiniz şeyin ta kendisi Süleyman Soylu'dur. Bir gece, bir cuma gecesi aldığı bir kararla 3280 ek vaka yaptı. Düşmekte olan şeyi Arapik yaptırdı. Şimdi buradaki temasın tamamından Süleyman Soylu sorumludur. Ve ona talimat veren sarayın başında oturan zat sorumludur. Başka kimse değil. Herkes bunu böyle bilsin. Bıraksanız avukatlar 2'şer metre mesafeyle oturma eylemi yapar. Birbirlerine sosyal mesafeyi de temas mesafesini de korur. Polisin de sağlığını, vekilin de sağlığını, baro başkanı da sağlığını, bütün Ankara'nın sağlığını ve buradan dağıldıklarında illerindeki sağlığı tehdit eden Süleyman Soylu'nun kararıdır. Mertçe yürütmüyorum demek yerine küçücük virüsün arkasına saklanıyor. Senin yiğitliğin bu kadar. Polis ordusuyla, koruma ordusuyla gezip, ona buna caka satıp, önüne gelene hakaret eden, AK Partililerin dahi utandığı, yıldığı, kendisinin kaybolmuş itibarını, ben istifa ettim de liderim izin vermedi şeklinde siyaset yapan Süleyman Soylu yine kaçak güreşmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadeleyi sürdürüyoruz. Oradaki mücadeleye de tam destek. Burada da sonuna kadar mücadele. Geçerse hiç şüphe yok. Hiç vakit kaybetmeden Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle başvuracağız. Niçin? Şunun için. Antalya'daki 4600 avukata 4 delege, Ardahan'daki 46 avukata 4 delege. 100 kat temsilde adaletsizlik. Buna Ardahan Barosu da itiraz ediyor. Bu kadar haksızlığı kim kabul edebilir? İstanbul'un delege sayısını 150'den 13'e düşüreceksin. Sonra da Barolar Birliği seçimini biz kazandık diyeceksin. Bir derbi maçta taraflardan birinin kalesini 3 kat büyütüp birinin kalesini 3 kat küçültürsen o maçı kazanan taraftar sevinemez kardeşim. Eşit şartlarda eşit bir mücadelenin önünü kesen İstanbul, Ankara, İzmir'deki avukatlar toplam avukatların %55'i, eski sistemde delegenin %55'i onlarda değil, 45'i onlarda. Yani temsilde adalette yine de kendi aleyhlerine bir durum var, anlaşılabilir bir durumla. Ama bugün %55'i %7'ye indirmeye çalışıyorlar. Buna hakkaniyet, buna akıl, buna mantık, buna temsilde adalet diyen varsa beri gelsin. Elini öpeceğim. Ama mümkünü yok. Bunu bu boyutuyla savunabilenlerin
gerçekten bu milleti akılsız yere, bu milleti fikirsiz yere, bu milleti vicdansız yere koyduklarından da bir şüphe yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu korkunç düzenlemeyi kendi mesleklerine de sahip çıkarak iptal etmesini de ümit ediyoruz. Başka bir kararın ne hukukla ne vicdanla bağdaşır olmadığını değerlendiriyoruz. Değerli basın mensupları, Hendek'te yüreğimiz dün ikinci kez yandı ve ilk yanışta pek çok ihmal vardı, pek çok soru işareti vardı ama bu faciada benim hemşerim de olan Manisalı jandarma uzman çavuş Mesut Yazar, Afyonkarahisarlı jandarma uzman çavuş Osman Onbaşı Fatih Manga ve Tekirdağlı astsubayımız kıdemli başçavuş Halil Tuna Akköse bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak bu ülke tuhaf ölümler ülkesi, boşuna ölümler ülkesi ve bunları kabul etmek mümkün değil. Çok net bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl oluyor da oluyor, bu üç evladımız hayatını kaybediyor, altı evladımız yaralanıyor ve bu bir kamyonun patlaması sonucu oluyor. Geçen hafta sonu yaşanan faciadan sonra patlamamış olan havai fişekleri belediyenin bir kamyonuna yükletip bir mağaraya taşıyorlar. 15 ton yapmışlar, 1,5 tonluk kısma gelince patlama olmuş. Süleyman Soylu anlatıyor. 15 ton taşıdıydık, bir şey olmadı. Son 1,5 ton da oldu. Birincisi, bütün aldığımız uzman görüşleri şunu söylüyor. Bu mühimmatın taşınma kararı cinayet vasfındadır. Bu mühimmatı taşı dediğinizde o insanları ölüme götürüyorsunuz. Yerinde soğutma yapılması, usulüne uygun yerinde imha yapılması gerekirdi. Bir, illa taşıma kararı aldıysanız uzaktan kontrol edilen bir araçla taşımanız lazımdı. O araca şoför koymak dahi şoförün canına kastır. O araçta 9 askeri personel ne arıyor kardeşim? 3'ü öldü, birinin uzvu koptu. Diyor ki diğer 6'sının hayatı tehlikesi yok. Hayatı tehlikesi yok ama kolu da yok işçinin. Belediye işçisinin kolu da yok. Uzaktan kumandalı insan bulunmayan bir araçla taşınması gerekirdi. İlla taşınması gerekiyorsa. Bunun yapılmaması durumunda şoförü bile oturtamazsınız. 3. husus. Uzmanlık dışı görevlendirme. Nedir? Envanter dışı mühimmat. Silahlı kuvvetlerden asker görevlendiriyorsunuz. Bu mühimmat silahlı kuvvetlerde yok. Öztürkçesi bunu imha etmenin eğitimini almamışlar. Uzmanlık dışı görevlendirme ile 3 askerimizin canına kastettiler. Ve bir özel şirketin malzemesini belediyenin personeline ve askerlerimize taşıtma. Bir özel şirketin malzemesini. Oysa ki o özel şirketin o malzemenin taşınması için uzaktan kumanda edilen kamyonu, taşıma aracını tutmasının sağlanması lazımdı. Bu tedbirlerin alınması lazımdı ama ucuz iş gücü Mehmetçik, her türlü risk, belediyenin kamyonu, belediyenin şoförü, kopan kollar, 3 tane şehit. Bunun peşini bırakmayız. Bilsinler ki biz bunun peşini bırakmayız. Ve kurtarma çabaları. Biz enkaz altından, milletimiz enkaz altından oradaki çalışan emekçilerin kurtulmasını beklerken fabrika sahibinin itibarını kurtarmaya çalışanları burada hatırlatalım. Başta devletin başı Cumhurbaşkanı. İletişimini yapıyorlar. Mikrofon tutturuyorlar bir yerden çıkarken beyefendiye. Fabrikanın sahibini de aradım diyor. Bu itibar kurtarmaya çalışmayı unutmayız. Bir kenara yazın Hendek, Sakarya, Türkiye'deki vicdanlı herkes bunu bir kenara yazın.
Taziye olacaksa aileye yapacaksın. Valiye yapacaksın, kaymakama yapacaksın, varsa sendikaya yapacaksın. Patrona yapınca bir nolu şüpheliği koruma ve kollamadır. Çok açık net. Sonra işler bu noktaya gelince, toplum bu telefona tepki gösterince, göstermelik tutuklama, toplumun tepkisinden sonra ve bu tepkiyi sürdüreceğiz. İki, Süleyman Soylu. 3 ay önce denetlemiştik. Bir, kendi paçasını kurtarıyor. İki, fabrika sahibini kurtarıyor. Denetleme iyi. Buradaki durum tamamen Türkiye'deki iş güvenliği ve denetim mekanizmasının ne kadar eksik, ne kadar aksak, ne kadar işlevsiz, faciaları önlemekten ne kadar, önlemede ne kadar etkisiz olduğunu gösteriyor bu açıklama. 3 ay önce denetledin de bu fabrika niye yanardağ gibi patladı? Sen denetlediğinde demek ki tespit edemediğin riskler varmış. Katliama ortaksın. Ardından da yine jandarmanın personelini, belediyenin personelinin oraya yollanmasında asli kusurlardan bir tanesi İçişleri Bakanlığı'dır. Kabul edilebilir gibi bir durum değildir. Biz Soma'da da patlamadan sonra biz burayı düzenli denetliyorduk. Türkiye'nin en güvenli madeniydi açıklamalarını duyduk. Ama Allah'tan toplumsal tepki o zaman da bugünkü gibi o açıklamaları yapanları mahcup etti. Gereğinin yapılmasına mahkum etti. Ama 5 yıl sonra da değiştirilen bir hakimle o hesap vermesi gerekenleri kurtardılar. Af kanununa da dahil ettiler. Benim değinmek istediğim son husus TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları üzerinedir. TÜİK bütün dünyada korona varken ve bütün dünyada işsizlik rakamları artmaktayken işsizliği sadece Türkiye'nin azaltabildiğini iddia edecek kadar kendini gülünç duruma düşürmüştür. Kendi açıkladığı rakamlarla TÜİK diyor ki işsizlik oranı geçen sene diyor Nisan'da 13'tü, bu sene 12.8'e düştü. Bir tek bu rakama bakarsan hakikaten Metin Feyzoğlu'nu çağıralım, alkışlamaktan avuçları patlasın. Ama %12.8'i bakıp bu rakamı nereden buldunuz diye baktığınızda şöyle bir biriciklilik var. Dünyadaki bütün işsizlik hesaplarında olmayan bir şey. Türkiye'de hem istihdam düşüyor hem işsiz sayısı düşüyor. Nasıl yani? Yani geçen sene Nisan ayında 28.199 kişi çalışıyormuş. Şimdi 28.199.000 kişi çalışıyormuş geçen sene Nisan'da. Bu sene Nisan'da 25.6 milyona düşmüş. Yani arada 2.5 milyondan fazla kişi artık çalışmıyor ama işsizlik rakamı da düşüyor. Bunu nasıl bir hokus pokusla yapmışlar diye baktığınızda TÜİK bu rakamı bulurken işsizlik tanımını, sorduğu soruları, aldığı cevapları ve buna uygun yaptığı manipülasyonu gizlemeye çalışmış. Biz bu meseleye bakarken şöyle baktık. Arkadaşlar dedik, bir memlekette işsizlik düşüyorsa, bunlar işsiz sayısını düşürüyorlarsa bize bardağın boş tarafını gösteriyorlar ya. Boş tarafı azaldı diyorlar. Suyla dolacaksa dolu tarafına bir bakalım dedik. Dolu tarafında ne var? Orada çalışan sayısını bir bakalım dedik. İşsizlik azalıyorsa çalışan sayısı artmaz mı? Aha da suçüstü rakamı. 28 çalışan sayısı Türkiye'de iş gücü sayısı yani çalışanlarla çalışmayan iş arayanları topladığınızda geçen sene 32 milyon iş gücü, bu sene 29 milyon. 3 milyon kayıp var. Detayına baktığınızda işsiz sayısının azaltılmasındaki marifet TÜİK'in soruları.
TÜİK hesabın içine iş aramaktan yılanları dahil etmiyor. Yani TÜİK yolda gidiyor, birini durduruyor. Ne yapıyorsun, işin var mı diyor. Yok. İş arıyor musun? Nasıl arayayım abi? 6 aydır ayaklarım stopladı. Artık otobüse binip iş aramaya gidecek param da kalmadı. Bulamayacağım için aramıyorum diyor. Sen işsiz değilsin diyor TÜİK. TÜİK diyor ki yolda görüyor birini. İşsiz misin? İşsizim. Ne zamandan beri? Yeni çıkardılar. Sen işsiz değilsin diyor. 1 ay sınırı var, 3 ay sınırı var. TÜİK yolda giderken anket yapacak. Soruyor. İşin var mı? Yok diyor. Ben öğretmenim, atanamadım. Bir yerde çalışıyor musun? Ya arıyorum, iş bulamadım. Nasıl geçiniyorsun? Akşamleyin taksiye biniyorum. 12 ile sabah 6 arasında çalışıyorum. 200 lira patron kazanırsa 20 lira bana veriyor. Ayda 600 liraya geceleyin takside sigortasız, güvencesiz, kaçak çalışıyorum. Sen işsiz değilsin diyor. TÜİK gidiyor. Teyze nereye gidiyorsun? Ev temizlemeye. İş aradım bulamadım. Gündelikçiliğe gidiyorum. Haftada 2 kere gündelikçilik yapıyorum. İş bulsan çalışır mısın? Çalışırım. Senin işin var diyor. Bu hesaplarla TÜİK'in yakalayıp bulduğu ve sen işsiz değilsin. Zamanın meşhur fıkrası gibi. İşkence yapmışlar, işkence yapmışlar file. Her tarafı kan içinde, hortumu yarıdan kopmuş. File demişler ki, sen nesin? Fil demiş ki, ben zebrayım. Ya olur mu? Hortumun var, dişin var, koskoca filsin. Vallahi billahi annemden doğduğuma pişman ettiler, ben zebrayım demiş. İşsizleri sistem yıldırdığı için, bıktırdığı için, güvencesizleştirdiği için, kaçak çalışmaya ittiği için işsizleri yıldırmışlar, bu rakamdan övünüyorlar. Soru, cevap, rakam. Ve TÜİK işsizlik oranını 12.8 açıklarken iş aramaktan yılan 1.3 milyon kişiyi, iş aramayıp çalışmaya hazır durumda olanları kattığınızda gerçek işsizlik, dünyanın hesapladığı gibi yaptığınızda 24.6 milyon. Çalışmaya hazır, CV'si hazır, başvuracak iş bulamıyor. %24'e. Ve bunun dışında biraz önce bahsettiğim, aslında gerçek bir iş bulamadığı için mesleğini yapamayan, atanamayan öğretmenin kaçak taksiciliklerini yapma, dozer operatörü olarak iş bulamadığı için hammallık yapanları, iyi bir işe giremediği için haftada birkaç gün temizliğe gidenleri, part-time'ları, güvencesizleri, kaçakları eklediğinizde gerçek geniş tabanlı işsizlik oranı 30.1'e dayandı. Bu hesap geçen sene de yapılıyordu, 22.3'tü. Geçen sene geniş tabanlı gerçek işsizlik %22 iken bugün %30'a dayanmıştır. Vatandaşımıza soru. Etrafınıza bakın. Ailenize bakın. 10 kişiden bir kişi işsizse TÜİK doğru söylüyor. Eğer etrafınızda 10 kişiden 3'ü işsizse biz doğru söylüyoruz. Vatandaşın tespit ettiği gerçek işsizlik başımızın üstüdür. Bu konuda sormuşlar. Son vereceğim rakam ve son sözlerim bunlar. Daha sonra sorularınızı cevaplayacağım. Saygın bir araştırma kuruluşu resmi açıklaması. Tam da bu konuştuğumuzu sormuş. Diyor ki, Türkiye İstatistik Kurumu, bu tabi geçen ayın rakamını soruyor. Enflasyonla ilgili TÜİK verilerine ne kadar güvendiğimizle ilgili. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyonun yani hayat pahalılığının geçen seneye göre %11.4 arttığını ilan etti. Sizin şahsi gözlemlerinize göre Türkiye'deki enflasyon yani hayat pahalılığı ne kadar artmıştır? Bakın değerli arkadaşlar, %11.4 artmıştır diyen
Sadece toplumun %15'i. TÜİK doğru söylüyor diyen %15. %11 ile 20 arasında arttı diyen %20. 20 ile 30 arasında arttı diyen %27. 30'un üzerinde arttı diyen %30. Çok net şekilde vatandaş diyor ki, vatandaşın toplam %88'i, pardon, %78'i TÜİK'in rakamları doğru değil. Hayat daha çok pahalandı diyor. TÜİK'in vatandaş tarafından verilen notu 100 üzerinden 78 kırık. TÜİK'in rakamlarına inanan %11 var. %7 de kararsız var. İşte işsizlikte de rakam bu, TÜİK'in güvenilirliği budur. Enflasyonda da budur. Ve en çarpıcı örneklerden bir tanesi alt kırımda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni %24'ü TÜİK'e inanıyor, %75'i inanmıyor. Her 4 AK Partili'den 3'ü TÜİK'in rakamlarına inanmıyor. Her 10 MHP'liden 9'u inanmıyor. Muhalefet partilerine bakmayın. Muhalefet partileri zaten itiraz ediyor ama bu iktidara oy veren 10 MHP'liden 9'u, 4 AK Partili'den 3 tanesi hayır hayat daha pahalı diyor. Bizim bu konuda itibar edeceğimiz karne vatandaşın verdiği karnedir. Bu ara karnedir. Esas karne yapılacak ilk seçimlerdedir. Merak etmesinler, vatandaş karneyi yazmış, kanaat notu belli olmuştur. Karneyi eline vermek için, Cumhur İttifakı'nın eline karnesini vermek için seçim gününü beklemektedir. Buyursunlar, erken seçimi yapsınlar, vatandaşın karnesi hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar, soru varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Metin Feyzoğlu'nun yaptığı davet baroların baro başkanlarına gözlerinin önünde öldürdükleri adaletin defin törenine davet ediyor. Baro başkanları kapının önünde bekledi. İçeri alınmadılar. Görüşleri alınmadı. Söz söyleyecekleri komisyon toplantısından men edildiler, uzak tutuldular çeşitli taktiklerle, katkı talepleri el tersiyle itildi. Adaleti öldürdüler. Metin Bey defin törenine davet ediyor baroları. Gelin cenazeyi izleyin diyor. Burada konuşmadıkları yerde ne işleri var? Geleceğiz derlerse başımızla beraber. Ama gelip de konuşmadıkları yerde noktası virgülü değişmeyen metinde mesleğin ortasında, mesleğin ortadan kaldırılacağı, birliğin ortadan kaldırılacağı, adaletin ortadan kaldırılacağı yerde Metin Feyzoğlu diyor ki gelin Metin Bey, adaleti öldürdüler. Adaleti öldürdüler. Öldürdünüz 4 kişi. Hani diyor ya Ahmet Kaya. Ahmet Kaya'nın söylediği gibi o cinayeti kör bir kayıkçı mı gördü? Hepimiz gördük. Hepiniz oradaydınız. Deli Cafer, İsmail, Mahir ve Şaşı hepsi maktulün 15 yıllık arkadaşı diyor ya. Hepiniz oradaydınız. Ve hepimiz gördük ki AK Partili hukukçu milletvekilleri, AK Parti'nin makbulleşmiş, makulleşmiş Barolar Birliği Başkanı, Adalet Bakanı ve sarayda oturup biz de aslında bunu çok istemiyoruz ama anlatamıyoruz diyen bir takım danışmanlar, bir takım adamlar. Dördünüz de oradaydınız hepiniz. Bu adalete yapılan cinayeti de kör bir kayıkçı görmedi. Hepimiz gördük, hepiniz oradaydınız, hepiniz buradasınız. Tarih yazacak bunu. Adaleti vurmuşlar, şimdi baro başkanlarını cenaze törenini izlemeye davet ediyorlar. Yazıklar olsun. Dün geldi. Koskoca Barolar Birliği. Hukukun hocalığını yapan birisi. Bütün baroların başı. Göya kanunu izlemeye gelecek. Geldi, ikide oturdu.
HDP grup önerisi, CHP grup önerisi. Neleri dinledi neleri? Mevsimlik işçilerin sorunlarını, demiryolu kazalarını, Z kuşağının sorunlarını, milletvekillerinin şeyini. Haberi yok ki. Önce gündem dışı konuşmalar, sonra milletvekillerinin bir dakikalık söz talepleri, grup başkan vekillerinin değerlendirmeleri, partilerin grup önerileri, çok önceki zamanlarda vermiş araştırma komisyonu, varsa seçim maddesi bitecek. Kanun görüşmelerine o zaman geçilecek, o 5,5'tır 6'dır. Kanunu izlemeye gelmiş geldi, orada oturdu. Kuğulu Park'ta durması, saraya karşı direnmesi gereken uzattı ayaklarını, bunları izledi gitti kanun başlamadan. Bunu da bir kenarıya not ettik. Barolar Birliği Başkanı'nın içinde bulunduğu tutum tarihsel bir savruluş ve fevkalade izahı zor ve kendi baro başkanlarının ifadesiyle de bundan sonra özür kabul etmez bir durumla karşı karşıyadır. Onu tarih önünde bulunduğu yerde bırakıyoruz. Ayasofya meselesi, şöyle söyleyelim, bir karar çıkacak. Merak edilen konu şu: siyasal İslam'ın yıllardır istismar ettiği bir mesele. Ve defalarca Danıştay'a gitmiş. Danıştay defalarca bozmuş. Defalarca reddetmiş. Anayasa Mahkemesi kararları var reddeden. Diyorlar ki Atatürk'ün imzası gerçek değil, Ayasofya'nın müze olması ile ilgili bunu bozun. Danıştay da diyor ki bu benim işim değil, ayrıca bu bir bakanlar kurulu kararı. Bakanlar kurulu kararını bakanlar kurulu kaldırır. 18 yılın önemli bir kısmında başbakan olarak, son 2 yılında da cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmenin başısın. Bugün cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçmişte de bakanlar kurulu kararıyla bu işi yapardın. Neden birilerini sürekli Danıştay'a başvurtuyorsun? Bunu açıklayalım. Bugünkü kararın iki türü olabilir. Burada verilen karar, Danıştay'ın ne karar verdiğinden çok, Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi takiyeyi yapacağından ilgili. Bir, Danıştay iptal kararı verebilir. O zaman Danıştay'ımız bu kararı verdi, Ayasofya ibadete açıldı. Uzun süredir, yani sanki geçen sene sorulduğunda, sen önce Sultanahmet'i doldur sonra Ayasofya'yı ibadete açarız diyen kendisi değilmiş gibi, iç politikada bunun rantını elde edip dışarı çıkınca, efendim ben ne yapayım, biz bakanlar kurulu kararıyla yapmadık ki, yargı kararı var, yargı Türkiye'de bağımsızdır, Ayasofya'yı onlar açtı diyecek. Çünkü Ayasofya'nın iç politikada bir karşılığı olduğu gibi dış politikada da bir karşılığı var. Siz burada Ayasofya'da bir şey yaptığınızda orada da sizin camilerinize bir şey yapıyorlar. O yüzden dış politikayı bir dengede tutmak açısından Ayasofya önemli. Birinci tercih bu. Ya böyle davranılacak? Danıştay Atatürk'ün imzası olan konuyu defalarca reddettiği halde bozacak ve diyecek ki bu dışarıya vallahi elimden bir şey gelmez, yargı kararı içeriye, Ayasofya'yı ibadete açtık. Ya da Danıştay açmayacak. Bu durumda iç politikaya daha güçlü bir ses verilerek, madem Danıştay yapmadı, o da bir vesayet odağı olmuştur, biz açıyoruz diyecek. Bu kez iç politikada güçlü bir argüman kazanılacak. Dışarıda da Türkiye'ye karşı takınılacak bir takım hasmane tutumları, efendim işte dış güçler bizimle uğraşıyor, lideriniz dik durdu, eğilmedi falan filan. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıldır bizatihi yapabileceği halde Ayasofya'yı ibadete açmadığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ayasofya insanlık mirasıdır. Ayasofya hepimize mirastır. Ayasofya'nın durumuyla ilgili alınacak kararları sıcak siyasete ve toplum içi sürtüşmelere, kutuplaşmalara feda etmemek gerekmektedir. Bugüne kadarki takiyeyi bundan sonra ne şekilde sürdüreceği kararını birazdan öğreneceğiz. Bizim için Recep Tayyip Erdoğan'ın öyle veya böyle yapmasının bir kıymeti harbiyesi yoktur. Yıllar önünde bu konuda kendi tezleri açısından mahkum ve kendi kitlesi karşısında mahcup durumdadır. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.